Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşüm ana kızın karşılığımız. Mən Erşid Nidikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiga alaqadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatlar ekranımızı bulsun. Altay'da 7 adam tonlap öldü. Şarkı Türkistan'ın Altay vilayetinde soğuk 0'dan tüven 48.6 gradus küçükken bulup 7 adam soğukta tonlap hayatıdan ayrılgan. Xitay axborot vositalarining 29 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Altay shahar doiralari 28 noyabr kechda o'qtirish chiqarib, qattiq sovuq sababli shahardagi ma'lum qurilish o'rnida qurilish qilayotgan 7 nafar odamning to'nglab o'lganligini e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, 20 noyabr kunidan boshlab Altay viloyati yaqinqi 10 yildan buyonqi eng kuchli sovuq havorayiga duch kelgan. Soğuk havarayga koşulup, küşlük şamal, şivirgan katalıq pevkulada havarayı körülgen. 26 noyabr günü şücay vaxtı saat 23 etrafıda Altay şehri sakçı dairleri G217 liniyasidiki yukarı süratlik taşul 1. toxtan bölümünün K58 bektidiki 8 hizmetçi xadimnin pevkulada apet karakterlik soğuk hava sebebinin yokup ketkerlikini məlum qilib, onlarını kutquzuşunu tələb qılgallıqı toğırsıda agahlandırış tapşırı valgan. Saqçılar məlumat tapşırıb olğandan kən şu yerdəki qutquzuş ətrəti bilan təşkilənib izləş qutquzuş hərəkətini başlığan. 27 noyabr şucay vaxtı saat 11-dən 10 minut ötkəndə həyatından ayrılğan adam tapılğan bulub doktorxanağa ilib verilğan. Bular içində bir kişinin həyatlıq əlamətləri yuqum bolğanlığı səbəblik qutquzulğan. 7 nəfər kişi qutquzuş ünün bərməy həyatından ayrılğan. Xitay Şərqi Türkistanın toq baylığını küçə bulan talan qılmaqda. Xitay Şarkı Türkistan'a tajavuz qilib kirgandan buyon izchil turda Şarkı Türkistan'ın tabii baylıqını bulan-talan qilib kelgan bo'lib, yaqindan beri vatanimizning tok baylıqını atalmış tokni sirtqi yetkizish nomida kuchab bulan-talan qilishga boshlagan bo'lib, bu yil 10-chi ayda Xitoyga to'shilgan energiyalik tok miqdori 2 milliard 638 million kilovat-soatga yetgan. Atalmış Shinjiang elektr energiyasi savdo markazi cheklik shirkatining oshkorlashicha 10-cı ayda Xitay dairleri atalmış Şinjiang'ın tokunu sırtqı yetkizüş namıda Xitay'a toşulgan tok miqdarı 7 milyard 643 milyon kilovat saat bulup, bunun içi de sırtqı yetkizülgen yeni energiyelik tok miqdarı 2 milyard 638 milyon kilovat saatki yetip, sırtqı yetkizülgen umumi tok miqdarının 30%'den köpürekini ilgiligen. Xitay axborot vasitalarining oshkorlashicha, Xitay navbatda Sharqiy Turkistonning tok boyligini Xitoyga 4 yo'l orqali to'shiyotgan bo'lib, 10-chi ayda atalmish Shinjiangning tokini sirtqi yetkazishdagi 4 yo'l ichida Sharqiy Turkiston bilan G'arbiy Shimol asosiy to'rini tutashtirgan 750 kilovatlik 1-2 yo'lning sirtqi yetkazilgan tok miqdori 1 milliard 523 million kilovat soatga. Qumulning janubiy Jangzhou 800 kilovatlik alohida yuqori bismliq turaqliq tok yetkazish qurilishining sirtqi yetkazilgan tok miqdori 3 milliard 266 million kilovat soat yetgan. Sanje Guchuan 1100 kilovatlik alohida yuqori bismliq turaqliq tok miqdori 2 milliard 854 million kilovat soat yetgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoyning Sharqiy Turkistondagi boylik va energiyalarni bulan-talan qilish qilmishi uzun yillik tarixga ega bo'lsa-mu, yaqinqi yillardan beri Xitoy virusi hamda xalqaro jamiyatning Xitoyga savdo sohasida embargo yurgizish, Xitoy o'lkalarida orqa-orqadan yuz bergan ofat qatorliq omillar sababli Xitoy iqtisodida chekinish bo'lgan. Xitoy o'z ehtiyojini qamdosh maqsadiga yetish uchun Sharqiy Turkistonning boyligini kuchab bulan-talan qilishga boshlagan. Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyish Sharqiy Turkiston masalasini Turkiyada qaytadan kun tartibga keltirdi. Aldıngı hafta Ürümçi'de yüz bergen kasten köydürüp öldürüş faciasından keyin İstanbul'daki Xitay baş konsulxanası aldıda ötküzülgen namayiş ve namayiş jarayonidagi bir kısım köngülsüzlükler Türkiye'de Şarkı Türkistan meselesine kayıtıdan kün tertibi keltirdi. İstanbul'da yaşavatkan Uygurlar 30. noyabr seherdila İstanbul'daki Xitay baş konsulxanası caylaşkan kucuğu yığılıp Şarkı Türkistan bayrağı ve şehitlerinin suratlarına götürgünce, Xitay'nın Ürümçi'deki ot apeti bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkına kırgın kılıç kılmışıga kattık narazılık bildirgen idi. Namayışka Ürümçi'deki ot apetide hayatından ayrılgan merhum Kamer Nisakhan Abdurrahman'ın oğlu Muhammed mukatnışıp, bu paciada ziyankeşke uçurgan anısı kıyrındaşları hakkıda guahlıq bergen idi. Bu jarayonda amallı koğdaşkı mesul bir sakçı emeldari namayışçılarının konsulxandan yaraqlı işini talep kılgan. Ve bu jarayondaki intayin kopal muamelesi ve Türkiye'den koklap çıkardıklıkıga okşaş tehdit arlaş sözleri namayışçılarının kattık narazılığını kozgan.
Bu haqtiki sillar ijtimoiy taratqularda tarqalgandan keyin qisqa vaqt ichida Turkiyaning ichki sirdida kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Muhojiratga Sharqiy Turkiston xalqlari emas, Sharqiy Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan turk xalqi mazkur amaldorning qilmishidan qattiq g'azablanganligini, uning mas'uliyatini surishda qilish kerakligini bildirishdi. Turkiyaning ko'plagan axborot organlari bu voqea haqida xabar tarqatdi. Qisqa vaqtdan keyin Istanbul Amonlik mudirligi rasmiy hisobida yozma bayonot e'lon qilib, namoyishning ruxsatsiz o'tkazilganligini, amonlik qo'riqchi xodimlarining vazifa ijro qilish jarayonida nomuvofiq so'z iboralarini qo'llanganligini, bu masalaga aloqador xizmatlarning nazorat qilinayotganligini bildirdi. Tushdan keyin Turkiya tashqi ishlar ministri Sulayman Soylumu maxsus yozma bayonot e'lon qilib, aloqador amaldorning namoyish jarayonidagi qilmishi uchun afsuslanganligini va afv so'raganligini bildirdi. O bayonotda yana Turkiyadagi Uyg'urlarga ko'ngil bo'lib uzun muddatlik iqomat va fuqarolik berishdagi xizmatlarning davomlashayotganligini va davomlashayotganligini ilova qildi. Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldidagi namoyish bugunmi davomlashadigan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkiston xalqimi turlik usullar bilan Xitoy rejimining irqiy qirg'inchilik jinoyatining oshkorlangan bir parchasi bo'lgan bo'xtimliq fojiaga kuchlik noroziligini bildirmoqda. Sharqiy Turkiston uchun ovoz chiqarayli temasida axborot yig'ini o'tkazildi. 1-dekabr tushdan burun Turkiya insoniy yordam vaqfining Fatihdagi bosh markazida Sharqiy Turkiston uchun ovoz chiqarayli temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Mazkur bayonot e'lon qilish yig'ini Turkiya insoniy yordam vaqfining boshchiligi, Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi va Xalqaro ko'chmanlar huquqi jamiyatining hamkorlik bilan tashkillandi. İnsani Yardım Vakfı Reisi Bülent Yıldırım söz kılıp, Xitay'nın kelgüsü de dünyanın veyran kıldığalıqını, Xitay'da rahim şefkat yok ikerlikke, ama İslam dünyasının Xitay'da menfaat iliş koyuda ikerlikine, Xitay işgaliyet astıdaki halıqlarının veyran kıldığandınken, növet İslam dünyası ve başka devletlerge kildiğalıqını, İslam dünyası bunun aldığını iliş üçün Xitay bilen kılıbatkan bağırlık soğutlarını tohtutup, Xitay'a imbargo yürgüzüşü kerehlikini bildirdi. Arkadan Xalqaro ko'chmanlar huquqi jamiyatidan advokat Abdulloh Rasul Demir bayonot o'qib o'tdi. Bayonotda Xitoyning 2016-yildan beri necha million Sharqiy Turkiston xalqini jazo lagerlariga sulab qirg'in qilganligini, majburiy amgakka solganligini, navbatda bo'lsa atalmish yuqumni nolga tushirish nomida Sharqiy Turkistondagi eshiklarni taqib xalqni o'limga ittirganligi, bo'xtimqa o't apitida Xitoyning haqiqiy ahvolini yushirib 10 odamning hayotidan ayrilganligini e'lon qilganligini. Ama xalqaro axborot vositalarining bu fojiada 44 kishining hayotidan ayrilganligini oshkorlaganligini bayon qilib o'tdi. Arqadan xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatulla Og'uzxon so'z qilib, Sharqiy Turkistondagi Xitoyning jinoyatlarining faqatla bo'xtimqa o't apiti emasligini, shundoqla bo'xtimliq o't apitining normal bir apat emasligini, navbatda Xitoy Sharqiy Turkistonning barlig viloyat shaharlarida qattiq qamalni davomlashtirayotganligini, qattiq qamalda och qolgan bir qism kishilarning o'zini o'ltirib olganligidek fojialarning yuz berganligini bildirdi. O so'zining oxirida Islom dunyosining Turkiya boshchiligida Sharqiy Turkistonga tashrish hay'ati avatib, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni tashrishi kerakligini ta'kidladi. Bayonot e'lon qilish yig'iniga yana Urumchidagi o't apitida hayotidan ayrilgan marhum Qamar Nisaxon Abdurahmonning o'g'li Muhammad bilan Sharofat muqatnashdi. Muhammad so'zida oldi bilan Xitoydan jazo lagerga qamalgan dadasi bilan aksini darhol qo'yib berishni talab qildi. Arqadan Xitoyning Sharqiy Turkistonga ijro qilayotgan jinoyat qilmishlarini tunishtirish bilan birga, Urumchida qasdanlik bilan yuz bergan fojiada ziyonkashga uchirgan onasi, qarindoshlari haqida guvohlik berdi. Arqadan Sharofatma ko'z yoshlari bilan bo'xtimliq fojia haqida guvohlik berdi. Pakistan bosh ministri Pakistan Turkiyaning Xitoy-Pokiston iqtisod koridori qurilishiga qatnashishini qarshi oladi dedi. Xitoy-Pokistonning Xitoy-Pokiston iqtisod koridori turi qurilishiga Turkiyaning qatnashishini qarshi oldiganligini bildirganligi haqida ifoda bildirgan. Xitoy xabar to'rining 29 noyabr kundagi xabarida bildirilishicha, Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Javlijan 28 noyabr kuni rasmiyatlik muxbirlar kutilish yig'iniga riyosatchilik qilgan. Yig'inda Pokiston agentligining muxbiri bayonotchisi Javlijandan yaqinda Pokiston bosh ministri bilan Turkiya prezidenti muxbirlarini kutilish yig'ini o'tkazganda Pakistan Turkiyaning Xitoy-Pokiston iqtisod koridori turi qurilishiga qatnashishini qarshi oldiganligini hamda Xitoy taraf bilan bu haqda fikr almashtirishni xohlaydiganligini aytdi. Xitoy taraf buningga qanday qaraydi deb so'rgan. Javlijan hiligalik bilan javob berib, Xitoy-Pokiston iqtisod koridori ichib o'tilgan sig'diruvchan supa. Xitoy bilan Pokiston bir belvoq bir yo'l va Xitoy-Pokiston iqtisod koridori qurilishini qo'llaydigan har qanday taklifini qabul qildiganligini
Xitay tərəf Pakistan bilən öz ara mənbəət yetküzüş həmkarlıqını qanat yaydırıb, dövlət və xalqara təşkilatlarının muvafiq şəkildə koridor quruluşuqa qatnışıb, bir bəluvaq bir yol quruluşunun paydasının ortaq bəhrəmən buluşunu ümit qıldığılığını bildirgən. İgilinişcə, Pakistanın yeni baş ministrinin növətdə Xitayının qarız tozuqıdan çıxışı üçün hərəkət qılıvatqanlığını, şu səbəblik Türkiyənin Xitay-Pakistan İqtisad Koridoru türü quruluşuqa qatnışını qarşı aldığılığını bildirgən.